Efendim daha önce sizlere videosunu da yayınlamıştık ama hiç böyle çekimini yapmamıştık. Motorlar ve motosikletler ve sahipleri işte Honda'nın NC750 ama şey sahibi yanımda, göstermeyecek kendini. Sahi, sesin çıksın bari. Buradayım. Gel yanaş biraz, sesin duyulsun. Bu motorla alakalı böyle oturup teknik inceleme yapamıyorum biliyorsun. Teknik inceleme de yapmıyorum ama motoru böyle anlatacak olsan. Teknik incelemeyi ben de yapamam ki. Benim ilk motorum bu. Değil mi? Ya biz zaten ne yapıyoruz? Samsun'da kendi bölgemizde ya da Türkiye'nin bir yerinde her neyse motorları elimizden geldiğince gösteriyoruz. Çok renk olarak niye böyle bir renk tercih ettin? Birisinde kırmızısı vardı, bu rengi vardı, bir de bunun siyahı var. Siyah zaten şey değil, beyazı var. Beyazı polislerde mevcut eski modellere. Hı hı. Karışıklık olmasın diye. Kırmızısını da ben beğenmedim, maviyi de severim. Mavisi de böyle bir değişik bir mavi. 750'lik motor, başlangıç motoru. Niye başlangıç için 750 abi? Ben rahatsızım dediğimde ondan. Hani derler ya öyle başlamayın şimdi diye hep ama. Hep dediler yani işte 250'likle başla, 125'likle başla falan. Bende şey hastalığı var, bir şey kafaya koydu mu. Ha diyeceksin şimdi 750'lik aldım da benim ilk kafamda koyduğum şey 1200 GS'ydi. Ondan sonra 1200 GS'le dedim başlayayım. Burada servisi yokmuş BMW'nin. Ondan dolayı işte en çok servis kimde var? Honda'da var. O zaman Honda'ya baktık. Afrika Twin tercih ettim önce. Yalnız onun da önü çok yüksek geldi bana. Koltuğu bundan tabii daha alçak. Bir daha yalanabiliyor mu koltuğu? Bunun koltuğu sele yüksekliği 83 santim. O 80 santime, 81 santime kadar inebiliyor. Evet. Ondan sonra fakat o önü çok yüksek olduğu için beni biraz tedirgin etti. Bir de dediğim gibi ilk motorum. Ha, göstergeye bir bakalım. Tamam gözükmeyecek ama elin gözükse bir şey olmaz değil mi? Yok. Çevirsen bir bak bakalım. Bu tarafa geçersen bir de neler var neler yok. Bir bakalım. Kilometre göstergesi var. Ondan sonra vitesimiz var, ABS'miz var. Vites göstergesi var. ABS var. Ben inşallah görünüyordur elimden geldiğince. Görünüyor. Sonra kaç kilometredeyiz şu an? Şu anda 100 yok. O şey günlük. Şu anda kaçmış? Total yazacak şimdi orada. Evet. 3828. İyi. Çok da böyle yol yapmadık. Uzun yol yaptın mı? Uzun yol derken uzun yol diye fanteziye girmedim ama en uzağa gittiğim yer Amasya. Amasya. Gittik aldık. Bu ara aldım, şeylere geldim, bakalım. Götürdüm. Neler var? Honda'nın şeyi derler ya, bu selektör muhabbeti derler ya. Evet. Ben ilk defa motor kullanıyorum. İlk kullanıcısıyım. Bana bile tuhaf geldi selektörün burada olması, burada olmaması. Fakat bu DCT modeli. Otomatik. Hı. Gördüğünüz gibi devriyajım yok. Evet. Ama panikle bazen böyle elimiz gidiyor. Nerede lan debriyaj burada diye. Bir şey eksik burada diye. Bir şey yok. Evet. Vites düşürmeyi buradan yapıyoruz. Arttırmayı burada, arkasında düğme var, buradan yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şuradaki sen bisikletlerdeki gibi tak tak. Anladım, bazı şöyle bisikletlerde vardı öyle. Hadi doğru. Vitesleri düşürebiliyorsun. Tork kontrolümüz var. El frenimiz var. Otomatik olduğu için yokuşta makuşta orada burada bilmem ne de. Tork kontrolü ne işe yarıyor? Tork kontrolü yağışlı havalarda efendim işte özellikle işe yarıyor. Onun haricinde tork kontrolü yine mesela tekere kaldırmıyor motoru. Hmm. Bunu kaldırabilen varmış. Ben bir iki defa denedim, beceremedim. Ki benim işim değil zaten onlar. Tek teker yapmayalım diyorsun. Ha, yani. Bir kere merak ettim, denedim. Evet. Olur mu acaba diye, beceremedim. O benim işim değil. Boşumuz, drive D'miz ve 3 kademeli sportumuz var. Ondan sonra otomatik ve manuel arası geçişi şuradaki düğmeden yapıyoruz. Bakınız. İster manuel kullanabiliyoruz, ister otomatik kullanabiliyoruz. Bu motorla ilgili en çok sorulan soru şey, viraj içinde otomatik vites rahatsız ediyor mu abi? Eski modellerinde öyle bir şeylik varmış, tuhaflık varmış. Viraj içinde kafasına göre vites atıyormuş falan. Bunu da isterseniz red line'da kırmızı çizgide gidebilirsiniz viraj içinde. Motorun yatış açısı, efendime söyleyeyim o anki gücü, hepsini bu akıllı arkadaş, bu çok zekiymiş, bizden zekiymiş, ölçüyormuş, biçiyormuş. Ona göre, senin tepkine göre, gazdaki tepkine göre vitesin durumunu, işte gazın durumunu, tekerleğin durumunu ölçüyor, biçiyor ve viraj içinde istersen kırmızı çizgide bile gidebiliyorsun. Yani parayı biz bunlara veriyoruz herhalde. Bunlara veriyormuşuz parayı. Zaten sen, motor bir yıl oldu geldi.
Tam bir yıl oldu. Bir yıl önce kaça aldık? Bir yıl önce 55 liraya aldık kampanyasıyla. Ya, biz şimdi 80 bin lira olmuş. 2019 Temmuz ayında alındığını düşünecek olursak bayağı artmış fiyat değil mi? Ya bir yılda bu kadar büyük bir fiyat artışı. Bir de Honda şey çıplak getiriyor zaten motora. Hani hiçbir şey yok üzerinde. İşte aksesuarlarını ekle. Neler ekledik? Mesela takos koruma ekledik egzoz için. Bunun yalnız diğer taraf versiyonu yok. Yok. Efendim öyle söyleyeyim. Motor koruma demiri ekledik. Bu motor koruma demirini tabii aldın. Orijinal. Ne kadar verdin motor koruma demirini? 1250 lira mıydı? Ne öyle bir şeydi. 1250 liraya Honda'nın buyurun efendim. Üzerine ekliyoruz tabii. Görmüş olduğunuz gibi koruma demiri. Ekledik. Bir de radyatör korumamız var. Efendim öyle söyleyeyim. Şunun için ayrı bir korumamız var ama onu almadık. Çünkü onu aldığımız zaman oradaki o plastik parçayı komple çıkartıp onu takmamız onu gerekiyormuş. Gerekiyor. O biraz daha böyle off-road'a kaçarsak belki olabilecek bir şey. El korumalarımız var. Bunun orijinalleri 1200 liraydı. Bu çakma. Ben bunu kestirdim, oval ettirdim biraz. Ondan sonra ama bir kere motoru yan yatırdım durduğum yerde. Öbür taraf kırıldı. Ondan dolayı backbuster'ın içi alüminyum olanını düşünüyorum. Evet. Touring cam almıştım. Bu aşağı doğru kaymış. O düşürdüğüm yere yatırdığım gün. O da şuraya takılmış. Bu tarafı kırdım. Kırdığım için orijinal camına geri döndüm. Bunu da transparan boyayla sanayide boyattırdım. Böyle daha bir şık oldu. Fiyat? Normalde şeffaf. Touring cama 250 lira vermiştim. Bu orijinal cama sadece boyattırdım. O da işte orada bir tanıdığımız var. Plastik hastanesinden olacağı abi var. Hı-hı. Sağ olsun işte hiç şey yapmadı. Öyle bize biraz da merakına biraz da şeyine öyle arada kaynattık yaptık onu da. Evet sahibini göstermiyorum arkadaşlar. Salih boş ver beni dedi motoru biz dedi gösterelim. Hatta dedi Samsun'da dedi bir kırmızısı var bir de mavisi var. Samsun'da bu motordan. Kırmızısından varmış birkaç tane mavisinden başka görmedim ben. Sağdan soldan diyenler de abi bunu görüyoruz çantadan tanıyoruz falan filan dediler ama. Çantadan tanıyoruz tabi. Yani şimdi. Şey... O kadar aksesuarı yaptır. Tabi çantadan tanıyorlarmış. Gıcık tarafı ne? Arka fren yetersiz tek disk koymuşlar. Evet. Ön frenimiz tek disk gene. Ha ön fren basınca duruyor ama arka fren hani neredeyse ben yokum dercesine bir havası var. Ondan sonra. Bu şey yapıyor mu seni tedirgin ediyor mu? İlk başlarda ediyordu. Şimdi zaten çok fazla arka fren kullanmıyorum. Bir de dediğim gibi bizden zekiymiş ya bu. Öyle bir falan filan bu kendi kendine ayarlıyor. Yani şey için benim gibi deli olanlar başlangıç motoru için de kesinlikle kullanabilirler. Ha Honda'nın bu motorun alanların ilk girdiği lafa girdiği cümle de şeymiş. Bagajı abi. Bunun bagajı var abi. Bunun bagajı. Herkes öyle diyor bak. Bunun bagajı var abi. Bir bakalım abi. Başka anlatılacak bir şey yokmuş gibi. Bunun abi bir bagajı var abi. Böyle açıyorsun abi bagajını. Buraya kas sığıyor diyorlar. Benim kas sığmıyor. Senin kaskı deneyebiliriz. Ne demek senin kaskı var? Senin kask da benim kask aynı. Olur mu? Benimki 2X'ler seninki M. Ha şey olarak diyorsun. Ha, beden şey olarak. Beden olarak diyorsun. Bunun tamam. 20 litre şeyi var. Kask. Kullanıyoruz. Kask evet o zaman. Ben benimkini beceremedim. Belki small ve M bedenler sığıyor. Artık reklamında diyor bütün kapalı kasklar sığar diyor. Ben ona güvendim. Sığmıyor ama. Bu arkadaş da 20 litre. Buradan da uzatılıyor biliyor körüklü mantığıyla. Aha. O 20 40 litre daha yeter de. Bu çantayı da aldın sen. O çantayı da aldım. Ne kaç lira verdin? Çantası. Yanlış hatırlamıyorsam 700 lira civarında buydu. O zaman sen bunların kenarlarına denk 700 denk yapar ya yani fiyatları da böyle. Efendim, bu 700 bu. Şöyle çıplak gelen bir Honda NC750'nin efendim hemen hemen aksesuarlarının da kaça değil mi? Çok da üst düzeyde şeyler yapmamışsın yani. Mesela çamurluk uzatmalı çamurluk koyduk. Bunu da koydun. Yani, tabii zincir korumasıyla beraber o çamurluk. Buna ne kadar verdik? Ona da yine 350 lira gibi bir şey verdim diye hatırlıyorum. 350 ding. Bunun iki versiyonu var. Biri kısa şurada bir yerde bitiyor. İlk önce kısası geldi. Sonra dedik ya bu kısa. Hani ben uzununu istedim. Uzununu geçelim dedim. Ama bu bile kısa. Daha bile uzun olabilirdi. Hakikaten çıplak gelmiş motor ya. Tamamen çıplak. Hiçbir şey olmadığını düşün motorun üstünde. Öyle geliyor. Orta sehpa yok mesela. Şeyinde gelen. Ha evet. Beraberinde gelen. Bunu ayrıca evet. Alıyorsun. Bu da 1000 lira civarı. Niye aldın orta sehpayı? Hocam, hastalık mı yoksa olsun mu? Ne yok yani o hem şeysi bakım yaparken zincir yağlarken falan orta sehpaya kaldırıyorsun. Ben otoparka bırakıyorum kapalı otoparka. Orada hani düşme yatma
araba değer falan. Orta sehpada daha bir güvenli. Evet, hemen hemen de yapmışsın ama yani. Bütün aksesuar. Kaldı mı başka aksesuar? Düşündüğün kaldı, var mı? Kaldı. Ne var? Var mesela? Şey, elcik ısıtma var. Elcik ısıtma. Eksi 4 derecede motora bindim. Ben üşümedim ama ellerim dondu. Elcik ısıtma düşündüm o yüzden. Fantastik bir şey gerekmiyor. Şu çıkıyor. Evet. Bunu alıyorlar yerine işte bunu elektronikle elcik ısıtmasını takıyorlar. Burada aparatı var. Buradan bağlanıyor. Şuraya da bir düğme ekleniyor şunun üstüne. Herhalde yeri de burası. Onun üstüne de bir düğme ekleniyor. Ne kadarmış fiyatı? Dink yapsın. yalan olmasın şimdi. Sorduydum hatırlamıyorum da. 1750 mi dedi? 2750 mi? Öyle bir şey evet. Dedi. Sis lambaları eksik. Burada sis lamba düğmesi var. Ha, evet. O koruma demirine takılıyor. Montajları var orada. Şurada. Evet. Yerleri var. Buraya takılıyor. Ama ben beğenmedim kendi orijinal verdiklerini. Hani yuvarlak şöyle küçük bir şey. Ben kare bir şey hayal ettiydim. Bazı trafik polisi arkadaşlarımıza sordum. Yolda durup çevirdiğim Yunuslardır işte şeylerdir. Tabii Honda'lar kullanılıyor değil mi polislerde çok polislerde fazla? Polislerde kullanılıyor. Bunun eski modeli kullanılıyor. 2017 versiyonu, 2016 versiyonunu kullanıyorlar. Gördüm birkaç tanesinde. Ha şimdiden şunu da diyorum ama bir ara. Beyaz yapsaymışım diyorum. Beyaz alsaymışım acaba diyorum. Polis niyetine böyle... Arada kaçabilir miydim? Siren takıp ben. Arada bir kaçabilir miydim? Bir canavar kornaydı ben. Yapıp kaçabilir miydim? Veya bir üstümüzü süren arabalar var ya. Yani. Acaba bir korkutabilir miydik? Ya şuraya da İngilizce yazardık polisi değil mi? Mavi renkle. Hani belki yerlerdi. Lan polismiş az yol açalım falan filan diyebilirlerdi. Onun haricinde dediğim gibi işte sis lambasını düşündüm ama işte yuvarlak olduğu için hoşuma gitmedi. Şimdi lastikler peki lastikler, orijinal? Kendi üzerinde gelen Bridgestone'un Battlewing diye bir lastiği. Evet. Türkiye için şey diyorlardı. MT Corsa, Pirelli MT Corsa RS60. Bunu alın diyorlardı. Ben ilk etapta onu almaya çalıştım. Fakat Pirelli artık Türkiye'ye motor lastiği göndermiyormuş. Evet. O modellerde, gönderilen modellerde maalesef 2017 yılına ait. Evet. Bundan dolayı da hani alıp değiştirmedim. Öyle bir niyete girişmedim. Ondan dolayı... Araba da geldi burada durdu. Şimdi... Ama ne yapabiliriz? Michelin'in Aneki 2 diye bir modeli var. Offroad'a biraz daha yatkın. Offroad'la asfalt arasında bir model. Bu %70'e %30 asfalt ve offroad üzerine tasarlı bir lastik. %70-30. Aneki %60'a %40 ya da %55'e %45 gibi. Bizim Samsun'un da yolları belli. Bundan dolayı da ben üzerindeki lastikler kalmasını tercih ettim. Çünkü hani o kadar çok offroad'la işim yok. %70'e %30 beni kesti. Kayıyor mu? Hayır. Çakıllarda iyi mi? İyi. Mıcırda iyi mi? İyi. Tork kontrolü işe yarıyor. Bu motoru kullanmayı bilenler için spor modu 1 ve 2 tercih edilir. Tork kontrolü birinci ayardayken gayet iyi. Evet. Ondan sonra ama onun haricinde hani benim gibi bilmeyenler için tork kontrolü 2'deyken hani herhangi bir kaydım düştüm arka kaydı falan gibi bir sıkıntınız yok. Kaysa da kendi kendini topluyor. Tek yapmanız gereken gazı sabit bırakmak. Evet. Gazla oynama. O arada o kayısın arkası böyle kalsın gaz. Kendi kendine ayarlıyor. Hiç tedirgin olmuyorsun. Hatta şimdi, kaydım diyorsun. Peki egzozla alakalı herhangi bir modifiye düşündün mü? Egzozla alakalı şöyle. Motorun sesi. Bunun motoru aslında Jazz'ın, Honda Jazz'ın ikiye bölünmüş hali. Motorunun bir tanesini ikiye bölmüşler. Bunun altına bilmem kaç derecelik açıda koymuşlar. Efendim motorun dengesi de ortalanmış. Evet. Ondan dolayı dengeli sabit bir motor. Fakat motorun sesi çok pır pır. Evet birazdan bakacağız. Pır 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 pır. Arabaların arasından geçerken pek duyulmuyoruz. Efendime söyleyeyim. Debriyajım olmadığı için sizin gibi böyle rav rav da yapamıyorum arabanın arasından geçerken. Kornaya basıyorum i diye. Onu şimdi da bu pek... otomatiğin en kötü yanı o değil mi? Bak otomatiğin benim açımdan en kötü yanı şu. Çok dar dönüşleri yapamıyoruz. Evet. Çünkü gazı az açıyorum gitmiyor, az daha açıyorum çok gidiyor. Yani debriyaj kontrolü yapamadığım için olmuyor. İkincisi de rev yapamıyoruz. Yani vın vın yapamıyoruz. Korna yerine kullanamıyoruz. Bilmem arkadaşlarımıza selam veremiyoruz öyle rıv rıvlı. Efendime söyleyeyim. Zaten 750 cc ama Honda Jazz'ın motoru olduğu için öyle hani basınca da çok fantastik bir şey de yok yani. Onu da birazdan şey yaparız. Birazdan da bakarız. Evet. Egzoz için Akrapovic'in egzozunu düşündüm. O da Honda için orijinal olarak yapılmış. Akrobiş tarafından imzalı. Honda'ya özel olarak yapılmış. Fakat ilk etapta geçen sene 5500 liraydı. Şimdi 7000 lira. Hatta 7200 lira. Fakat şey değil. Hani
manifolddan böyle tüm borularıyla sonuna kadar değil, sadece bu arkadaş. Evet. Sadece bu arkadaş 7000 lira. Hani böyle ta buradan boruyla moruyla geldi falan, hepsi tamamı değil. Sadece bu arkadaş 7000 lira. 7000 lira evet. Boruyla falan giderse 12-13 bin liraya geliyor. Öyle olduğu zaman da maalesef özellikle motorun ayarlarının tekrar baştan yapılması gerekiyor. Çünkü evet, hava akışı, efendime söyleyeyim, benzin alışı, hava durumu değişiyor. Bundan dolayı da ekstra bir masraf çıkıyor tabii ki. Onun peki haricinde diyebileceğimiz... Birazdan şimdi tabii fix iki soru var ya. Kaç basıyor hocam motorun, ondan sonracığıma parasına kadar. Parasını söyledik. Kaç basıyor? Evet. Kitapçığımda yazan 210. Benim acemiliğimle beraber Samsun yollarında test ettiğim yolda biraz trafik vardı. Ben de zaten acemiyim, biraz çekindim. Ama basabildiğim, yapabildiğim 179'u gördüm. Ama şu da var, motor. Bu motorun... 50 kilo. Ha evet, 250 kiloluk bir motor. Çok hafif biri değilim, şöyle göbeğim. Çok hafif biri değilim. Göreceksiniz görüntülerde birazdan. Çünkü biz herhalde seni de göreceğiz. Tabii birazdan evet, görüntülerde. Peki. Arkadan, sağdan soldan göreceğiz. Evet. Ve şimdi hadi bakalım biraz da sesine bakalım. 250 kiloluk bir motor. 250 kilo artı üzerinde. Ben 100 kilonun üstündeyim. İşte 179'u gördüm ama yol bitti. Normal incelemelerine baktığında top speed'i kaç gözüküyor? Şimdiye kadar YouTube'dan oradan buradan gördüklerimin arasında 200'ü gören görmedim henüz. 200'ü gören yok ama 180 yani işte, falan iyi diyorsun. Onlar da diyorlar ki işte çantalarım vardı. Efendime söyleyeyim. Çantalarım vardı. Ondan dolayı şey yapmadık diyor. Çok fazla rüzgara da kaldım. İşte ağırlığım vardı falan filan. Basamadım öyle, diyor abi. Yoksa giderdim yani var, diyor. Öyle bahaneleri var. Ama ben Redline'da kırmızı çizgide attım. Her defasında vitesi manuel olarak torku kapatıp denedim. Zaten benim kanalımda da bunun hız testi videoları var. Efendime söyleyeyim. Ben 179'da artık yol bitti. Bitti. Hani evet devam edecek. Biz arkadaşlar ama... bu arada teknik inceleme yapmıyoruz dedik ama Salih yani NC750 ile ilgili bütün teknik bilgileri neredeyse verdi. Hatta verilmeyeni de göndermiş oldu. Hadi bir ses bakalım. Ses bakalım. Şimdi çalıştıralım motoru. Bak. Evet. Sesi pır pır pır. Pır 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 evet. Ama biraz gazlayalım. İşte bunu yapamadığım için ben... Yolda bunu yapamadığım için mecbur şu arkadaşı kullanıyoruz. Bu da yetersiz kalıyor. Adamlar beni hala almıyor. O dediğim gibi 750 ama böyle uçuk bir ses beklemiyor. Evet. En son sesi şu. Bu kadar. Yani öyle pıdı pıdı pıdı. Öyle bir şey. Ama ben yan yana yürüdük senle. Sen basmadığın için söyleyeyim. Çok güçlü duruyor motor. Gerçekten çok güven veriyor. Böyle baktığın zaman öf diyorsun yani, yanında tank gibi geliyor. Bir de sen olunca üstünde. O benden dolayı. Şey videolarda da görmüşsün. Evet dolayı. Vallahi öyle. Motorlu eşdeğer ölçüde biri var üstünde. Arkadan iyiyim, önden iyiyim. Yandan bakmayın abi ona. Evet öyle. Hocam. Ben binemiyorum abi. Bakın arkadaşlar göstereyim. Motor bak, benim boy bu. Biraz Salih tabii benden uzun. Şimdi buna nasıl binilir? Nasıl binilir yani? Bakın şuraya. Evet. Olay bu. Ayakların ucuyla arkadaşlar. Yani boy 1.68. Ben biraz benim için büyük bir motor. Telenin biraz aşağıda olması lazım. Onun haricinde gerçekten düşük CC kullanan bir ben olarak. Şimdi kapatabilir miyim şöyle? Düşük CC kullanan bir ben olarak bu motor bana göre büyük diyebilirim. Evet. Hadi bakalım birazdan da yolda gidişine bakalım. Anam. Pahalı motor düşmesin.
Kapat kapat. We'll be right back.